Çıkıyor musun? Beş kuruş bile vermeyeceksin ona. Kimse. Hiçbirimiz yardım etmeyecek. Cüneyt'e, Yıldız'a da söyle. O Kemal budalasına birileri yardım ederse hesabını fena sorar. Tamam. Benim paramla cengaverlik taslamak neymiş anlayacak. Bana karşı gelmek. Hayatında bir gün bile çalışmadı. İki gün bile dayanamaz. Dönüp tıpış tıpış gelecek. Nerede ki bu ya? Kemal. Günaydın. Günaydın. Günaydın da daha çok erken. Bir şey falan mı oldu? Yo, seni görmeye geldim. Erken kalktığına göre sen de uyuyamamışsın belli. Ya dün olanlar benim yüzümden babamla aran açıldı. Senin yüzünden olan bir şey yok. Zaten böyle olacaktı bugün. Ben söylediğim hiçbir şeyden pişman değilim. Seni sevdiğim için hiçbir zaman pişman olmayacağım. Ben de. Galiba seni hep seveceğim. Kemal. Özür dilerim. Seni düşünmüyorum galiba. Hadi içeri girelim. Ya saat daha çok erken. Şimdi biri görüp laf falan eder. Biri bir şey mi dedi? Yok. Ama biliyorsun burası küçük bir mahalle. Artık sen de yabancısı değilsin. Yarın öbür gün laf etmeye başlarlar. Hem ben... Yani annem üzülür diye. Haklısın. Hadi girelim içeri. Ne yaptın kendine böyle? Neden en başta benimle olmadın ki? Geçmiş olsun. Araba çarpmış karına. Karıma mı? Evet. Bir karın var artık. Bu nereden çıktı ya? Feride'yi hastaneye Cüneyt getirdi. Kollarında. İlgilendi, yanında kaldı. Haliyle nefretle sevgisi arasında sıkışıp kaldı. Bize nefreti seçmesi için biraz yardımcı olacağız ona. Sonra sen de Cüneyt'i mi alacaksın? Para, pul, mal, mülk. Sizin derdiniz belli oldu. Hepimizin derdi aynı değil mi? Al. Yediğin yemin tatlısı. Ben Osman'ın yanına gidiyorum. Herkes bu acı olayı öğrensin, değil mi? Güzel karım benim.
Nasılsın kızım? İyiyim. Sizi merak ettim de Osman baba. Hala baba diyorum. Diyeceksin tabii kızım. Evet. Tabii. Düzelecek her şey. Vallahi benim pek inancım yok. Dündar Bey ile Suzan Hanım nasıllar? O günden beri görmedim. İyiler. Onlar da Bodrum'a döndüler. Beni de götürmek istediler ama ben gidemedim. Tabii. Onların da morali bozuk. Yani. Aslında onları ikna etmek kolay. Önemli olan Kemal. O inatçıdır. Geri adım atmaz. Sizin bir şeyler yapmanız gerekiyor. Merak etme. 2-3 güne kalmaz o da düzelir. Nasıl o kadar emin olabiliyorsunuz? Ben onun 25 yıllık babasıyım kızım. Sen benden iyi mi bileceksin? Hayır, yanlış anlamayın da. Sonuçta evi de terk etmiş. Belli ki sizin de sözünüz geçmiyor. Andın. Ben çocuklarıma nasıl söz geçireceğimi bilirim. Haddini aşma küçük hanım. Gelinim olmak istiyorsan saygını koru. Ne yaptın oğlum? Yapabildin mi? Uğraşıyorum Sevgi teyze. Dur ben çayını tazeleyeyim. Anne kapıya bakar mısın? Berat. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sevgi teyze. Tanıştırayım. Cüneyt abi, Kemal'in abisi. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Abi. Hoş geldin. Ne o? Tamirciliğe mi başladın? Ütü bozulmuş da. Gel. Gel otur. Ben onu kaldırayım. Sonra yaparsın sen. Ben de çamaşırlarımı asayım. Bu arada tanıştırayım abi. Sevdiğim kadın Bahar, abim Cüneyt. Kemal, unuttun galiba. Daha önce tanışmıştık. Neyse. Tekrar memnun oldum. Ben de. Ben size de çay getireyim. Getir getir. Abi Bahar'ın çayı çok güzeldir. Tavşan kanı. İçeyim bir tane. Tamam. Berat, sana da getiriyorum. Yok, ben kalkacağım. İyi ama. Biraz işim var da benim. Cümleten görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Ben seni geçireyim o zaman. Yok yok gerek yok. Ben kendim çıkarım. Abi. Nazoş nerede? Üst katı temizliyor. Babam Handan'a kötü davrandı. O da hak etti ama. Öyle ağzının ayarını bilemedi ki. Oh, Mehmet Kemal dönse gelse her şey düzelir. Yok, imkanı yok. Ben konuştum. Hayatta dönmez. Anne, biliyor musun? Babam Sevgi ablaya para teklif etmiş. Bahar Kemal'i bıraksın diye. Tövbe estağfurullah. İlahi Osman Bey, ne yapmışlar peki? Aman ne yapacaklar? Sen teşekkür için soba gönderdin, kabul ettiler mi? Parayı hayatta etmezler.
Aslında kötü insanlar değiller ama ne yapalım, olmaz ki. Yani Handan'ı böyle ortalıkta bırakmak olmaz. Ah Mehmet Kemal. Handan'ın ailesinin bunların her şeyi yaşadıklarından haberi yok değil mi? Aman ben Handan'ın öncesini de biliyorum. Onun Kemal'den öncesi de var. Korkma, ailesine bir şey söyleyemez. Hadi hadi kızı yalnız bırakmayalım. Handan! Handan! İyi misin kızım? Handan! İyi misin canım? Osman Bey. Bunlar ne? Nereden çıktı bu faturalar? Ne faturası Osman Bey? Hastane faturası. Toplamda 10.000 lira. Kim hasta? Kim ödedi bunları? Kim ödedi bunları? Nergis! Cüneyt Bey. Cüneyt mi? Neyi var? Bilmiyorum, gayet iyi görünüyordu. 2 gündür eve uğramıyor. Neler oluyor burada? Gidiyor musunuz? Evet, gitsem iyi olacak. Tanıştığımıza tekrar memnun oldum. Ayağınıza sağlık, teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ne demek? Yine gelirim. İyi günler. Ben seni geçireyim abi. Nasıl buldun sevgilim abi? Aklı başında iyi bir kıza benziyor. Yakından tanıdıkça daha çok seveceksin. Hem çalışıyor hem okuyor. Çok zaman olmadı ama çok şey öğrendim ondan. İş falan bakıyorum bu arada abi. Yavaş yavaş yerleşirim buralara. Kemal, yavaş ol. Kaptırma kendini bu kadar. Niye abi, ne oldu? Ya bir şey olduğundan değil bu oğlum. Kaptırma kendini, dikkat et. Ben Bahar'ı tanıyacağım kadar tanıdım abi. Başıma gelenleri biliyorsun değil mi? Yıllarca aynı evde yaşadığım insan sırtımdan bıçakladı beni. Hassasiyetini anlıyorum ama... Anlayamazsın. Dilerim anlamak durumunda da kalmazsın. Benimkisi abi tavsiyesi. Dikkat et. İnsanoğlu. Yıllar geçse de karşındakini tanıyamıyorsun bazen. Canın yanmasın. Şimdilik bununla idare et. Abi. Bu sefer tek başıma halledeyim. Yoksa kendime saygım kalmayacak. Peki tamam. Nasıl istersen. Bir şey olursa ararsın. Senden başka arayacak kimim var be abi? Dikkat et. Yine gel. Midem bulandı sadece. Nazire'ye söyleyin de sana nane limon kaynatsın, olur mu? Handancığım.
Midesi bulanmış. Rengi de solmuş. Sinirleri bozuldu tabii. Kaç gündür böyleyim. Sürekli halsizim. Midem de bulanıyor hep. Aslında ben bugün buraya sizinle konuşmak için geldim. Size söylemem gereken çok önemli bir şey var. Cüneyt. Cüneyt. Merak etme. Kocan yanında. Sen? Sakin ol Feride. Dokunma bana. Feride sakin ol. Neredeyim ben? Neler oluyor? Araba çarptı. Feride sakin ol. Git. Feride. Uzak dur benden. Dekont. Dekont nerede? Ne dekontu kızım? Duydum. Duydum Osman Kozan'ın sesiydi. Senin telefonunda duydum. Her şeyi o yaptı. Ne olur gerçekleri saklama. Biz arkadaştık Selim. Ne olur bana yardım et. Osman Kozan'dı. Ne olur yardım et. Feride. Yardım. Feride. Feride. Ne işin var lan senin burada? Ha? Bırak! Nereye gidiyorsunuz? Atlayın hadi. İş bakıyorum. Birkaç yere CV bırakacağım. Aslında Berat, senle durağa gelsem geçici olarak bir iş ayarlayabilirler mi bana? Bilmiyorum ki. Sorarız, atla hadi. Görüşürüz bir tanem. Güle güle canım. İşin rast gitsin. Görüşürüz Berat. Görüşürüz. Kendine geldi, sonra yere düştü. Ne yaptın lan sen Feride ya? Ha? Ne yaptın lan? Hiçbir şey yapmadım. Araba çarpmıştı. Vücudunda moruklar vardı. Bu mu lan senin sevgin ha? Şerefsiz! Vallahi haberim yok. Gerçekten. Evden çıkmış. Sonra da araba çarpmış. Öyle mi? Araba çarpmasa bile beter durumdaydı Feride. Aç kalmıştı. Bitmişti. Vücudu iflas etmişti. Ne yaptın lan? Ne yaptın? Adam gibi sorularıma cevap ver lan. Yeter be. Onunla aramda geçenden sana ne? Seni ne ilgilendirir? Avukatı mısın? Seni hiç ilgilendirmez. O benim karım. Ne? Duydun işte. Karım o benim. Evlendik biz.
Sizin hastanenize yapılmış ödeme. Evet Kozan. Hastanın adını alabilir miyim lütfen? Bakın, ödemeyi şirketimiz yapmış. Lütfen, sadece hastanın adı soyadı yeterli. Of, çıldıracağım ya. Ne oldu Nergis? İyi misin? Değilim. Cüneyt Bey Yeni Hayat Hastanesi'ne yüklüce bir ödeme yapmış. Osman Bey ne olduğunu soruyor, hastane hiçbir bilgi vermiyor. Görüşürüz. Allah kahretsin. Açsana çocuk. Biz bu telefonlara neden bu kadar para veriyoruz ki? Tansiyonunuz çıkacak. Bir baba 100 evlada bakar. 100 evlat bir babaya bakamaz. Rezillik. Eylül. Ne biliyorsun? Cüneyt'in hastanede ne işi vardı? Neden 10.000 lira ödedi? Neler oluyor? Mehmet Kemal ortalığı darmadağın etti. Annesi hastalandı. Cüneyt de sen 2 gündür ortada yok. Sanırsın sırra kadem bastı. Bizden sakladığı bir şey mi var? Hasta mı? Yok. Sağlığı yerinde. Ne? Çıkar ağzından şu baklayı. Feride. Feride kaza geçirmiş. Cüneyt onu hastaneye götürdü. Ne biliyorsan tek tek anlatacaksın. Handan çatlatma, söyle ne söyleyeceksen. Nasıl söylenir ki bu? Kötü bir şey yok değil mi? Aslında başka şartlarda olsa havalara uçardım ama. Ayhan'dan söylesene. Ben hamileyim. Ne? Nasıl olur? Ay başımıza gelenler. Ne yapacağız şimdi? Bilemiyorum. Ama ne zamandır? Ha? Nasıl oldu? Yeni öğrendim ben de. Handan. Allah Allah. Gerçek mi bu? Aşk olsun Yıldız abla. Yani emin misin demek istedim. Sağ ol ya. Çok sağ ol. Bize mi çalıyor? Berat mı acaba? İş buldum. Kemal'im. İş mi? Ne işiymiş bu? Kemal Kaptan emrinizde hanımefendi. Asıl mesleğimle ilgili iş bulana kadar Berat Kaptan'ın yanında çalışacağım. Hayırlı olsun oğlum. Sağ ol Sevgi teyze. Canım çok sevindim. Hadi içeri gelin de kutlayalım. Sofra da hazır zaten. Size afiyet olsun. Ya olur mu öyle şey? İmkanı yok. Ya kutlama yemeği niyetine. Ya doğru düzgün bir şey yok ama olsun hadi. Hadi gelin hadi. Allah ne verdiyse yeriz işte canım beraber. Sağ ol Sevgi teyze ama ben... Ama mazeret kabul etmiyorum. Hadi. Hadi abi, hadi sensiz olur mu? Hadi.